YouTube'da Emre Kulcanay, EYK TV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Ekonomide yeni terimler duyuyoruz. Önce şirinflasyonu duyduk, sonra skimflasyon kelimesini duyduk. Ve son zamanlarda konkordato haberlerini almaya başladık. Onun üzerine stagflasyon tabiri geldi. Sonra slamflasyonu duyduk. Peki ekonomide biz hangi flasyonları duymaya devam edeceğiz? Bu yeni kelimeler bizim dağarcığımıza girdikçe ekonomide biz aslında hangi durumu yaşıyoruz? Ya da bir krizin içinde miyiz? Kriz var demeye korkuyor mu bizim sayın medyamız? Ve yorumlarda, özellikle de sizin izleyici yorumlarınızda bir kelime çok dikkatimizi çekti. Devalüasyon kapıda, devalüasyon çok yakın, dolar 50 lirayı geçebilir şeklinde uyarılarınız oldu yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Biz bu konuyu ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut'a sormak istedik. Kendisi de bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. Senle yeni çağdan tanışıyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli bir isimsin. Müsait olduğum her zaman burada izleyicileri bilgilendirmeyi çok isterim ben de. Çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Ekranımız, mikrofonumuz her zaman size açık Sayın Zelyut. Sevgili seyircilerimiz, duydunuz az önceki güzel cümleleri ve programda konuşacağımız konuları, az sonra konuşacağımız konuları siz de bize bu yayını beğenip paylaşarak, kanalımıza abone olup, zili açarak ve süper teşekkür desteğinizle omuz verebilirsiniz, destek verebilirsiniz bağımsız gazeteciliğe. Sayın Evren Devrim Zelyut, yeni tabirler duyuyoruz. Bunlar daha önce hiç duymadığımız flasyonla biten kelimeler. En son slamflasyonda kaldık. Daha neler duyacağız ve biz aslında ne yaşıyoruz? Şimdi o tabirlerin bence çoğu Türkiye'de yaşadığımız problemi tanımlamıyor. Yani millet uydurup uydurup sürekli bir Latince, bir işte yabancı dilde bir ön ek alıyor. Arkasına flasyon, lasyon konuluyor. Enflasyon zaten inflation, şişmek, büyümek, artmak demek. Dolayısıyla temeli şu, fiyatlar yukarı gidiyor. Ama ve lakin işte diyorlar ki işte ekonomi küçülürken hem de fiyatlar yukarı gidiyor, slamflasyon, işte yok aldığım mamullerin miktarları küçülüyormuş. Doğru, bütün bunların hepsinin haklılık payı var. Ama an itibariyle bu tanımlar batıda üretilmiş tanımlar ve Türkiye'nin özgün ekonomik sorunlarını cevaplamaktan acizler. Nedir Türkiye'nin özgün ekonomik sorunu? Bak, dünya tarihinde olmayan bir iktisadi durumla karşı karşıya Türkiye. Ne o biliyor musun? Enflasyon, fiyatlar yükseliyor mu? Yükseliyor. Ama diyorlar ki ekonomi küçülüyor. Kim küçülüyor kardeşim? UBS'in raporlarında şu vardı, geçmiş aylarda çıktı, çok medyada da konuşuldu, hatırlayacaksınız. Diyor ki Türkiye'de gelir piramidinin en üstündeki %10 gayri safi yurt içi hasılanın, yani yarattığımız bütün değerin, paranın, senin maaşın, Ahmet abinin ücreti, efendime söyleyeyim Mehmet Bey'in şirketinin gelirleri, bütün bu gelirleri topladığımız zaman biz buna gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Hepimizin kazandığı paranın adamlar %60'ını götürüyorlar. Dolayısıyla sen şimdi küçülme var dediğin zaman sen küçülüyorsun, o adamlar küçülmüyor. Türkiye'deki olay şudur. İkili bir yapı var, dual bir yapı var. Hadi ben de yabancı kelime kullanayım. Dual iktisadi problem diyeyim, janjanlı olsun biraz değil mi? Ya şöyle bir vaziyet, siyasi iktidar kendisine bağlı bir oligarşi üretti. Bu oligarşi nedir? İşte şirketlerdir, otoyolları yapan, köprüleri yapan, yine siyasi iktidar sayesinde işe giren. Bakın, en küçükten en büyüğe AKP'nin iktidarda olmasından faydalanan bir mutlu azınlık grubu var. Şimdi bu mutlu azınlık küçülmüyor. Bu mutlu azınlık harcamalarını kesmiyor. Tam gaz devam ediyor. Bakın, baktığımız zaman Türkiye'deki talebe, o talebin neredeyse %50'si %60'ı bu mutlu azınlığın talebi. Dolayısıyla ithal mallara olan talep ve ithalattaki o artış, tüketim mallarına olan artış, normalde ithalat düşüyor tabii ki, cari açık geriledi, bunların yüzünden. Ha, demek istediğim nokta şu, çok kafa karıştırmayayım. Türkiye'de ikili bir yapı var. Benim için fiyatlar yüksek ama onlar için yüksek değil. Ben küçülüyorum, onlar büyüyor. Dolayısıyla bir kelimeyi alıp işte stagflasyon, durgunluk içinde enflasyon,
benim şirketim durgunluğa girmiş olabilir ama onların şirketi tam gaz devam ediyor. Böyle ikili bir yapıda alıp bir terimi Türkiye'de bu vardır demek yanlış olur bence. Bir de çok fazla böyle çeşitlendirip ve farklı farklı tabirler üretmek maharet değil. Kardeşim, Türkiye'nin problemi belli. Bir, gelir dağılımı acayip rezalet derecede bozuk. Bizi resmen ütüyorlar, cebimizden paraları alıyorlar, belli bir azınlığa veriyorlar. İkinci noktada üretimden koptuk. Mal üretemiyoruz, buğday da üretemiyorsun, yüksek teknoloji de üretemiyorsun. Buna bağlı olarak fiyatlar yukarı gidiyor. Bu kadar basit. Yani maharet şu değil. Yaşanılan sorunlara böyle Latince, yabancı dilde tanımlamalar yapıp ilgi çekmek, bunlar maharet değil. Maharet şu: biz bu problemi nasıl çözeceğiz kardeşim? Bu problem neden ortaya çıktı? Bunu konuşalım. Bu problem neden ortaya çıktı? Ben söyleyeyim hemen çok kısaca. AKP iktidara geldiğinde 2002 yılında bir söz verdi. Adalet dedi. Adaleti sağlayacağım. Hem mahkeme salonlarında hem ekonomide bölüşümde. Kalkınma dedi. Ülke çok geri dedi. Kalkındıracağım dedi. Kalkınmakla büyüme farklı şeyler. Kalkınma dediğin zaman kadın hak ve özgürlükleri, küçük çocuk ölüm oranlarının azalması, değil mi? İşte devlette bir şekilde eğer işiniz düşüyorsa oradaki işin hızlı yürümesi, bunlar kalkınma demek. Ekonomik büyüme, hasılatın büyümesi demek. Adalet ve kalkınma dedi. Brüksel dedi. Avrupa Birliği'ni üye yapacağım dedi. Ama döndük baktık, 2010'lara geldiğimizde bu hedeflerden şaştığını gördük. Bir güç zehirlenmesine uğradı. Bu hedefleri olduğu için 2011'e kadar Batı sermayesi Türkiye'ye deli gibi para yağdırdı. Şimdi zannediyorlar ki Tayyip Bey çok yetenekli bir iktisatçı. 2000'li yılların başında 1 doları 1 lira yaptı. Alakası yok. İki sebebi var. Bir dediğim, küresel verdiği sözler ve ulusuna verdiği sözler. Ben burayı adalet ve kalkınmayla yukarı çıkartacağım. Brüksel'e üye yapacağım Türkiye'yi, Avrupa Birliği'ne yani. Ve ikincisi de, bundan dolayı çok büyük para geldi diyorum. İkincisi de 2009 yılında Birleşik Devletler'de bir mortgage krizi çıktı. Konut krizi çıktı. Buradan sıyırmak için adamlar 900 milyar dolar olan parasal büyüklüklerini 4,5 trilyon dolara çıkardılar. Şimdi Türkiye'de böyle güzel sözler vermiş, Avrupa'ya, Amerika'ya mavi boncuklar dağıtırken bu parasal genişleme Türkiye'ye de girmeye başlayınca biz bir baktık kriz teğet geçti Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ve bir de kur geri gelmeye başladı. Kur geri gelince dışa bağlı bir ekonomide, yani üretmek için yarı mamülü dışarıdan alan bir ekonomide maliyetler düştü. Ama 2013 yılında, 2012 yılında kişi başına gelir 13 bin dolarlara çıktığında bir ikaz yaptık. Dedik ki bak, inşaatla, tekstille bu iş yürümez. Eğitimsiz iş gücüyle inşaatı yaparsın, tekstili yaparsın. Ama belli bir süre sonra dünyada bunu herkes yaptığı için kafam bir anda Güneydoğu Asya'nın, Afrika'nın ucuz işçilikleriyle tokuşur ve altta kalmaya başlarsın. Bugünkü gibi ne dersin? Kuru yukarı çıkartın da biraz satış yapayım dersin. Bu hatalar işte Türkiye'nin üretim modelinin yanlış olması gelirlerimizi düşürdü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın agresif dış politikaları, Körfez'le, Avrupa'yla, Amerika'yla ilk başta kol kola giderken daha sonra gırtlak gırtlağa gitmesi Türkiye'deki yabancı sermayenin kaçışını doğurdu. Eskiden Emre'cim Avrupa bankaları burnuna kadar Türk tahvili doluydu. Bu kavgacı zihniyetten sonra 2013-2018 özellikle Brunson krizi 100 milyar dolardan fazla Türk tahvilinden kaçtı adamlar. Şimdi bak, hem üretim modelin yanlış, para kazanamıyorsun, şirketlerin bağımlı, düşük faize ve düşük kur bağımlısı olmuşlar. Onları beslemek zorundasın sistemi döndürmen için. Avrupa ile Amerika ile kavga etmişsin, agresifsin. İçeride seçimleri kazanmak için dolar dışarıya kaçınca, üretimden dolayı şirketlerin de bir hasılat yapamayınca rezervleri yemeye başlamışsın. 200 milyar dolar yediler. Üstüne üstlük bir de kendini dev aynasında görmüşsün. Suriye'ye dalmışsın. 100 milyar doları da orada batırmışsın. Ve üstüne üstlük bir de Suriye'nin bütünlüğünün
bölünmesiyle orada terör devletçiliği oluşmaya başlamış ve başına bela olmuş. E sen niye girdin oraya? Bak hem 100 milyar doların gitti, hem şimdi Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'yi birleştirme projesine dolaylı olarak hizmet ettin. Şimdi bütün bunları dediğimiz zaman bize kızıyorlar. Diyorlar ki işte bu gayrimilli iktisatçı, yok bunlar vatan haini, odur budur. Ama tarih kimin ne olduğunu 4-5 yıl sonra, bak fazla değil, yazacak zaten. O yüzden bütün bunlar birleştiği zaman AKP'nin ekonomi modelinde şu vardır. İthalat. Fiyat mı arttı? İthal et. Et fiyatı mı artıyor? Kars'taki besiciyi ayağa kaldırmakla uğraşmaz. Buğday mı bitti? Konya'da, Urfa'daki çiftçiyi ayağa kaldırmak için uğraşmaz. Anayasada, kanunlarda belirlenmiş yardımları vermiyor adamlar. Ne yapıyor? Gidiyor Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday ithal ediyor. İşte Latin Amerika ülkelerinden et ithal ediyor. Neden? Çünkü arada aracılar var. Dolayısıyla bir oligarşi demiştim ya başından, bu oligarşi gayet mutlu. Bu aracılar, bütün bunlar gayet mutlu ve kaymağını götürüyorlar hasılatın. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde üretimden kopmak, iç ve dış politikada gergin olmak, bütün bunlar işte Türkiye'de para bulamama, dolar ve euro kıtlığı yaşamak, bütün bunlar kuru yukarı çekti, mal üretmemek, ithal etmek, tüketmek, tasarruf yapmamak, bu zihniyetler bizim ekonomimizi bu hale getirdi. Bak en son sana bir rakam vereyim. Rakam şu: 7 ayda 666 milyar lira faiz ödemiş bu ülke. Şimdi vatandaş kura baktığı zaman 33'te görüyor. Yıl sonunda da birazdan devalüasyon kısmında geliriz ona. En fazla 40 lira falan. 39-40 lira. Ama şimdi o 50 olmaz. 60 da olmaz. Niye olmaz? Girdik aslında konuya, girelim boşver. Girdik. Buyurun devam edin. Evet. Şundan dolayı adam deli gibi borç alıyor. Dolarla borç alıyor. O aldığı borcu piyasada basıyor. Şimdi vatandaş o borcu görmediği için, bir yerde yazmadığı için bir tek yerde yazıyor. Bütçe gerçekleşmeleri raporunda alınan borçlara 7 ayda 666 milyar lira faiz ödemiş. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinde ödenen faiz 70 milyar liraydı. Şimdi 7 ayda 666 milyar lira faiz ödüyorsun. E ne? Fur tabelada duruyormuş. Ya tabelada durduğu falan yok. Durur gibi gözüküyor ama senin cebinden 666 milyar lira çıkmış. Nasıl çıkıyor? Her gün yapılan zamlarla ve vergilerle çıkıyor. Dolayısıyla sen şimdi buna ya kuru gerçekten bravo kontrol altında tuttular diyebilir misin? Ya da tersi devalüasyon olacak diyebilir misin? Bir kere devalüasyon lafı da yanlış. Devalüasyon milli paranın değerinin düşmesi demek. O sabit kur rejimlerinde olur. Bilmiyorlar bunu. Nerede oldu? 2001'de. Sen mesela 32'ye sabitlersin, bir hafta, iki hafta, üç hafta planlar yaparsın, burada gidecek dersin, dayanamazsın 36'ya zıplatırsın. E kur bizde her dakika, her saniye değişebiliyor zaten. Ha, değişemiyor da kontrollü bir kur rejimi var. Direkt sabit kur rejimi değil, hafif dalgalı, yarı dalgalı bir kur rejimi var. Bu rejimde devalüasyon olmaz. Niye? Adamın sorunu yok ki, borç alıyor dışarıda. Senin evlatlarının, senin geleceğini ipotek altına atarak, faiz ödeyerek aldığı dolarla kura basıyor. Bizim arkadaşların anlamadığı nokta bu. A dolar 100 lira olacak. Lan nereye 100 lira olacak? Çatır çatır %50 politika faiziyle borçlanıp burada doların üstüne basıyor. Bu dolar 100 lira olur mu? Geliyor dolar dışarıdan. Sıkıntı yok ki. Tefeci faiziyle borç buluyor, basıyor. O yüzden burada o faizi Türk halkı ödedikçe o dolar öyle 60 lira, 50 lira, 100 lira olmaz. En fazla 40 lira olur. Ha bıraksalar, borçla basmasalar olabilir tabii. Ama adam da yani şimdi akıllı. Nasıl olsa bu faizi ödüyorlar diyor. Zam yapıyorum, vergiler yapıyorum, bu faiz parasını alıyorum. 666 milyarı. Şimdi ha öderiz ya falan diyebilen olur. 666 milyarın ne kadar büyük bir para olduğunuzdan haberiniz var mı diye sorarım. Neden biliyor musun? Bak. Piyasa değerlerine baktığımda Aselsan 266 milyar lira piyasa değeri, toplam borsa değeri. Aselsan. Yaz bunu, 266. 230 milyar Turkcell, 122 milyar Tofaş. Ne oldu? 618 falan oldu galiba, değil mi?
Bak hala 666'yı bulamadım. 20-25 milyar dolar da Deva Holding mesela. Yine bir 20 milyara ihtiyacım var. Bak bu firmaları sen 7 ayda Amerikalı ve İngiliz tefecilere vermişsin. Ben bunu söylüyorum bir tek. Bunu vermeye devam ettikçe o kuru tutarsın. Ama bunun sonu yok. Sonunun olmadığını nereden biliyoruz? Osmanlı Devleti'nden biliyoruz değil mi? Nereye gitmiş? Duyun Umumiye'ye gitmiş. O yüzden 2018 yılında da bu kafa devam ederse bu ülke en sonunda maliyesinin anahtarını götürür, teslim eder modern tefecilere. Alın buyurun biz yapamıyoruz, siz yapın derler. Tarih tekerrür olur. Dolayısıyla şimdi böyle bir atmosferde gidip ben İsrail'e girerim ha, giremeyeceğini bilebilirim. Ha işte Bilge Cansız'ın. Böyle efelik yapmak nedir biliyor musun? Senin aldığın faizi yükseltir. Buraya yabancı sermaye gelmez. Bunlar ekonomi için son derece kötü işlerdir. Sözlerimi de yanlış anlama. Yani Orta Doğu'daki trajediyi görmezden gelmiyorum. Ama burada da 86 milyon tane insan var. Keşke yapabilsen o işi ama gitmişsin Amerika'dan bana F-16 versene diye kapısında bekliyorsun. Adamın elinde F-22'si var, F-35'i var. Bak Altay tankı nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank ihtiyacı var değil mi? Altay tankı ortada yok. Seçimde iki tane prototipi habire yürüttü, yürüttü, yürüttü. Nerede? Motor yok, tank yok. Adamın elinde M1A2 Abrams tankı var, Markeva tankları var. Birazcık bizim halkımız tarih okusa, 1970'te Arap-İsrail Savaşı'nda bu Esad'ın babası Hafız Esad tankları binlerce, on binlerce Ruslardan almış. Bir saldırıyor, İsrail tanklarıyla karşılaşıyor. Suriye'nin tankının mesela menzili 100 metre. Adamların tankının menzili 200 metre. Hiç karşılaşmadan hepsini keklik gibi avlıyorlar. Şimdi kılıçla artık savaşlar kazanılmıyor. Delikanlılıkla savaşlar kazanılmıyor. Sağlamın varsa konuşacaksın. Sağlamın varsa gerçekten de dalacaksın. Ama onun haricinde sen sanayini ayağa kaldırmaya çalışacaksın. Silahlı kuvvetlerini ayağa kaldırmaya çalışacaksın. Bizim ordumuz kadar kahraman bir ordu yoktur mesela. Ama teçhizat olarak da besleyeceksin. Güçlü ekonomi, güçlü ordu demektir. Onun arkasında güçlü bir ekonominin arkasında güçlü bir ordunun durması gerekir. Uçağını kendi yapan, tankını kendi yapan. Nereden nereye geldik? Bak bu konular böyle ama birbiriyle bağlantılı Emre. Tabii mutlaka. Peki değil Sayın Zelyut, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son iki haftadır açıklamaları var. Dezenflasyonda başarılı olduk şeklinde. Yani biz dezenflasyon sürecini başardığımızda ekmeğin fiyatı aşağı mı inecek? Yok. Dezenflasyon süreci şimdi kıymanın kilosu ne kadar? 700 lira mı? 650 lira mı? O 400 liraya mı düştü? Haberimiz yok. Yani dezenflasyon dediğin enflasyonun gerilemesi demek. Gerileyen ne? Çok iyi biliyorsunuz. Matematiksel bir olay. Baz etkisi. Geçen yıl aynı aylarda %8-9 yükselirken şimdi %2 yükselince 7 puan düştü falan diyorsunuz o. Yani düşen bir şey yok. Çarşıya pazara çıktığımızda fiyatların gerilemediğini görüyoruz. Ama onlar aksine domates 50 lira. Yani yazın ortası, yaz bitiyor. Domates 50 lira. Ya işte kışın ne olacak? Kafadan 80-90 liraya vuracak. Niye böyle? Çünkü hal yasasını geçirmiyor ki adamlar. Hal yasası ne? Hal yasası üretici ile tüketici arasındaki aracıları kaldırıyor. Ama sen aracıyı bir şekilde AKP'nin içinde lobileri olunca bu yasayı çıkartmadığında haliyle cukkayı kim götürüyor? Aracılar götürüyor. Oligarşi dediğim hadise bu işte zaten. Hal yasası var. Dijital kodlar veriyorsun ürüne. Kim arttırıyor bunun fiyatını diye bakıyorlar. Çat yakalıyorlar. Üretici birliklerini tüketiciyle direkt kavuşturuyorlar. Üreticiyi üç harfli marketlerle kavuşturmak mesele değil. Onların cebini doldurmak mesele değil. Yani 1 lira karpuz tarlada, 15 lira hayatta. Ya burada işte yani artık nükleer füzyon yapmaya gerek yok değil mi? Belli. Demek ki arada birileri burada armudu hamuduyla götürüyor. Onları aradan çıkartacaksın kardeşim. Bunu yapmak da çok zor değil. Git Amerika, Almanya, Fransa nasıl yapmış bunu? Sen de o şekilde piyasalarını düzenle. Ama yapmazlar. Problem bu. Niye? 1'e 15. 1'e 15 anormal kazanan biri var. Yani hem üreticiyi söğüşlüyorlar
hem tüketiciyi söğüşlüyorlar. Böyle tatlı paradan vazgeçmek istemiyor insanlar. İşte bunu çıkıp böyle ortamlarda anlatacağız ki vatandaş da bilecek kime oy vereceğim ben diye. Bugün sen et yiyemiyorsan, bugün sen kiraz yiyemiyorsan, bonfile nedir unuttuysan işte bu adaletsiz sistemden dolayıdır diyoruz. Başka bir şey değil. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle, YK TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Evren Devrimsel Yurt. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size de. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, abone olun, zili açın. Ve süper teşekkür desteğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.